Yabancıya konut satışı neredeyse yarı yarıya düştü. Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda %44,9 azaldı. Mevduat faizleri çok yüksek olduğu için bu dönemde Ocak ayında keskin bir düşüş yaşandı konut satış istatistiklerinde. Yani Aralık'ta 130 bin küsür daire satılmışken konut satılmışken tüm Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre Ocak'ta 80 bin küsüre indi. Yani biraz zorlasak neredeyse yarı yarıya bir düşüş oldu. Antalya konut satışında zirvedeki yerini kaptırdı. Yasal engelleri takılan alıcılar konut alamayınca satışlarda düşüş yaşandı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 691 konutla İstanbul aldı. Bu ili 659 konutla Antalya, 151 konutla Mersin takip etti. Yabancılar artık kalmadılar. İkameti dolan döndü ya da ev alan sattı başka yerlere gitti. Gayrimenkul danışmanı Gucan Ceyhan, yabancıya konut satışlarındaki düşüşün nedenlerini değerlendirdi. İkameti dolan Ruslar tekrardan Rusya'ya geri gönderiliyor. Hükümet ikameti dolan Rusların ikametini uzak atmıyor. Hani bu noktada da e, İranlılar şu an birinci sırada diyebiliriz. Vatandaşla uygun ibaresindeki artış cepleri yaktı. Bunda bir de 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkartılması da var vatandaşlık konusunun. Bir de 250 bin dolarken yabancılara daha cazip geliyordu. Şu an 400 bin dolara çıkarınca o da, o işte biraz sekteye uğradı açıkçası. Ceyhan yabancıdan yabancıya satışlarda da dairenin vatandaşlık için kullanılamamasının da satışların azalmasına neden olduğunu ifade etti. Bir dairenin vatandaşlığa uygun olup olmaması belli başlı kriterlere bağlı. Bunlardan bir, bir tanesi örneğin sahibinin Türk olması lazım. Yani yabancıdan yabancıya satışta vatandaşlık için daire kullanılamıyor. Döviz alım belgesinin maliyeti yükselince alıcılar için konut alımı cazibesini yitirdi. Daha sonrasında çıkartılacak DAP dediğimiz bir belge var. Döviz alım belgesi. Yani bir yabancı vatandaşlık için ev alacağı zaman parasını Türkiye'de bulunan bir bankada dolarını bozdurup TL'ye çevirmeli ve bunu çevirdiğinde de DAP belgesi almalı. Bu belgeyle beraber tapu müdürlüğüne başvurarak seçtiği idareyi alacak. Bu noktada da seçtiği idareye yapılan ekspertizde de ekspertizin tabii ki 400 bin doların üzerinde bir ederi göstermesi lazım. Yabancıya konut satışındaki düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.